Evet, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini dün itibariyle bitirmiş olduk. Demokratik bir yarışta güzel bir seçim atmosferi geçirdik. Partimiz özelinde, Bağımsız Türkiye Partisi özelinde değerlendirecek olursak cidden iki ay aşkın bir zamandır sahalarda çok ciddi bir çalışma yaptık. Ben Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ekip arkadaşlarımla beraber. Halkımızdan çok ciddi bir teveccüh gördük, karşılık gördük. Genel Başkanımız Hüseyin Başın toplumda sevilen bir kişiliği olduğunu gördük ve e, Türkiye'nin her türlü sorunla e, çözüm getiren yapıcı önerileri, eleştirileri ve e, yapıcı e, sözlerinden dolayı da ciddi manada e, halkımız tarafından bir teveccüh olduğunu belirlemiş olduk ve bu bize tabii seçim çalışmalarında çok ciddi bir güç verdi, enerji verdi. Halkımıza diyaloglarımız sürekli sürdü. E, Birebir oy sözü aldığımız insanlar çok fazla, çok sayıdaydı. E, genel itibariyle e, kazanan e, Türk milleti oldu. Çünkü e, burada baktığımız zaman bizim partimiz, Bağımsız Türkiye Partisi e, gö gördük ki e, oyunu bütün Türkiye'de yüzde yüz oranında arttırdı. E, Trabzon'da da biz yine Büyükşehir Belediyesi oyları olarak bir önceki seçime göre oyumuzu arttırdık e, ve e, ciddi bir e, teveccühle karşılaştık. E, bu manada bu gördüğümüz bu ilgi alakayı artık bundan sonraki dönemde halkımızla birlikte beraberce e, daha güzel değerlendireceğiz, teşkilatlarımızı daha iyi güçlendireceğiz ve ulusumuzun umudu, ümidi olan Bağımsız Türkiye Partisi'nin ve görüşlerinin ülkede karşılık bulması için ve ülkede iktidara doğru yürüyüşümüzde bize yardımcı olacak insanlarla birlikte yürüyeceğiz. Ama bu manada şunu da söyleyeyim, bize destek veren bütün arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların bizi desteklemesi, onların bize güzel şekilde ilgi, alaka göstermesi bizi motive etti. Ve bundan sonraki çalışmalarımızda da yine onlarla birlikte yürüyeceğiz. Ee, ve e, inşallah önümüzdeki dönemlerde kendileriyle de değişik şekillerde, değişik platformlarda görüşeceğiz, konuşacağız ve e, partimizin görüşlerinin ülkede daha yaygın bir seviyede kabul edilmesi için bir ciddi bir çalışma yapacağız. E, bu, bu manada ben bu yapılan yerel seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını e, istiyorum, diliyorum ve. E, bu mesajın da e, ülkeyi yöneten siyasiler tarafından e, alınmış olması e, ümidiyle e, ülkemizin daha iyi günlere gitmesini e, arzu ediyorum. Vatandaşlarıma, bize oy verenlere e, teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki dönemde bir ve beraber olmak dileğiyle diyorum.